Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Herkese merhabalar. Billur TV'ye hoş geldiniz. Ben astrolog Duygu Demir. Şubat ayını konuşacağız hep beraber. Ayın her gününü detay detay konuşacağız. Takvimlerinizi, not defterlerinizi alın yanınıza. Kalemleri de alın yanınıza. Günleri not etmeye başlayın benimle beraber. Bu anlatacağım etkiler bütün burçlar için geçerli. O yüzden hangi burçtan olursanız olun anlatacağım etkilerden olumlu ya da olumsuz e, faydalanabilirsiniz ya da etkilenirsiniz diyebilirim. E, bu bahsedeceğim genel etkilerden hem genel etkileri de artıyorlar vereceğim size hem de nasıl daha iyi faydalanırız. Hangi günlerde nelere birazcık daha dikkat edelim astro tüyolarımı paylaşıyor olacağım. Evet Şubat ayına geldiğimizde Ocak ayının sonunda 28 Ocak'taki Dolunay'ın etkisiyle beraber başlıyoruz aya. Önümüzdeki e, Şubat ayının ilk 10 günü 12 günü boyunca Dolunay'ın etkisi devam edecek gökyüzünde. Nasıl bir Dolunay'dı? Güneşimiz Kova Burcu'nda, ayımız Aslan Burcu'nda, Aslan Burcu'nda bir dolunay meydana geldi. Biraz daha e, ani değişimlere açık, sürpriz gelişmelere açık, şok edici bir, olabilecek bir dolunaydı bu. Farkındalıklar zamanıydı. Özellikle kova, akrep, aslan ve boğa burçları için diğer burçlara göre biraz daha etkileyici olan bir etkisi vardı. E, beklenmedik olaylar, şok edici durumlar, liderlere yönelik e, beklenmedik durumlarla açıkçası karşılaşma zamanıydı. Ekonomik anlamda istikrarsızlık, finansal iniş çıkışlar ve birazcık daha tutarsızlıklar olabilecek bir zaman dilimiydi. Evet ayın ilk 10 günü 12 günü boyunca bu etki devam ediyor. Bir de üstüne ne ile beraber? Merkür retrosuyla beraber. 21 Şubat tarihine kadar gökyüzünde kova burcunda Merkür retrosu devam edecek. Yani ayın çok büyük bir kısmında ne yapmıyoruz? Anlaşmalara, sözleşmelere yeni imza atılacak şeylere başlamıyoruz, girişmiyoruz. Elimizdeki işleri tamamlama, bir önceki aydan beri gelen o değişimleri fark etme, idrak etme, toparlama zamanı oluyor bizim için. E, büyük kararlar almayalım derim. Neden? 21 Şubat sonrasında Merkür aynı derecelerden tekrardan geçecek. 16 Mart'a kadar tekrardan kararlarımızı ele alma imkanımız olacak. Kova burcunda Merkür retrosu olduğu için en çok hava ve ateş elementindeki kişileri etkileyecektir. Elbette ilişkiler anlamında, sosyalleşme anlamında eski dostlarımızla bir araya gelebilir. Çocukluğumuzdan beri istediğimiz ama kurallar, beklentiler, ailenin, toplumun bizden istedikleri nedeniyle yapmadığımız, yapamadığımız bazı şeyleri fark edebilir, hatırlayabiliriz. Ben bunu çok seviyorum. Neden bunu yapmıyorum? Şunu istiyordum tekrar oraya döneyim gibi geçmişe yönelik farkındalıklarımız olacak ama bunlar bizi geçmişte tutmak için değil. Çünkü Kova burcu ileriye yöneliktir. Yenilenmeyle bağlantılıdır. Keza tam bu Merkür retrosunun ortasında bu hafta bu ayın en önemli olaylarından biri 11 Şubat'ta çok önemli bir Kova burcunda yeni ay meydana gelecek. Birazdan daha detaylarıyla anlatacağım size. Kısaca bu Merkür retrosu durma, dinle bir bakma zamanı büyük kararları hemen noktasını koyarak karar almak değil de bunlar olabilir diye o fikirleri e, havada uçuşturma belki sohbet etme ne gibi alternatifler yaratabiliriz diye konuşma zamanı daha e, keskin ve katı kararları 21 Şubat sonrasında alacağız. Evet ayın hemen başında 1 Şubat tarihinde. Venüsümüz de kova burcuna geçiyor ve gökyüzünde birçok gezegenimiz kova'da şu anda. Satürn ve Jüpiter, Güneş, Merkür, bir de üstüne geldi Venüs. E zaten ne kaldı elimizde diyeceğiz neredeyse. Yeni ay zamanı ay da kova burcunda olacak. Yani gökyüzünde kova burcu hakimiyeti var. Yenilenme değişim, teknoloji, mühendislik, yeni bakış açıları, elektrik, elektronik, bilimsel buluşlar bütün bunlarla daha fazla ilgili olduğumuz bir zaman dilimi. E bireysel hayatlarımıza nasıl dokunacak? Artık yenilenmek istiyoruz. Hani diyoruz ya yeni dünya düzeni geliyor diye zaten ocağın ikinci yarısı 20'si ile beraber biz bunu fark etmeye başladık. Artık yeni dünya düzeni kapımızı çaldı çalıyor arkadaşlar. Hayatımızla ilgili hangi alanlarda nasıl değişim yapacağımızı ya da biz saat sadece kalsın istesek bile nelerin değişeceğini çok daha net görmeye başlıyoruz bu vesile ile. Venüs'ün kova burcuna geçmesi demek önümüzdeki bir ay boyunca 25 Şubat'a kadar ikili ilişkilerde biraz daha e, sohbetin, etkileşimin, keyifli davranışların, mantıklı davranmanın, arkadaş çevresinin, iletişimlerin bunların daha ön plana çıkacağı bir zaman dilimi demek. E, sosyal ilişkilerde dostluk kurabilmek oldukça önemli olacak ve beraber daha oturup belki toplumsal meseleler hakkında Belki yapmak istediklerimiz, gelecek planlarımız bunlar hakkında daha fazla konuşacağız. Belki arkadaş çevremizden, tanıdığımız bildiğimiz birileri biraz daha ilgimizi çekmeye başlayacak. İlişkimizin biraz daha özgür bir formatta olmasını isteyeceğiz. Belki de eğer ki bir ilişkimiz yoksa ve ilişkimiz olsun istiyorsak, Kova Burcu, Gümüşle çok bağlantılıdır. O yüzden bu dönemlerde niyetlerimizi yaparken, dileklerimizi, e, dileklerimizi dilek dileklerimizi söylerken ee, bir e, sahip kuran zamanında Instagram'da bir meditasyon yaptırmıştım ee, şey Gümüş kolyelerimizi e, enerjiyle şey yapmıştık, beslemiştik. Buna yönelik bir çalışma yapabilirsiniz. Yani 1 Şubat günü Venüs Kova burcuna geçerken 1 Şubat'ın akşamında ilişkiye dair istekleriniz ve niyetleriniz için bir gümüş kolyenizi, gümüş yüzünüzü bir şeyi niyetle şey yapın. Niyet niyetlerinizi söyleyin ona ve ara ara ay boyunca onu takarak bu enerjiyi aktive etmeyi unutmayın dedim 2 Şubat'a baktığımızda ise özellikle sabah 7-8 suları oldukça güzel. Çok erken saatler biliyorum ama bu saatlerde bize iyi gelecek bazı haberler alma ihtimalimiz çok yüksek. Daha sonra akşam saatlerinde ise kadersel fırsatlar çıkacak karşımıza. Yani 2 Şubat akşamı saat 9-10 sularında beklenmedik bir haber, sürpriz bir karşılaşma, güzel ve keyifli bir konuşma hepimize iyi gelecek. Ulaşmak istediğimiz eski bir dostumuz var ise tam zamanıdır diyebilirim sizlere. 3 Şubat'a geldiğimizde sabah çok erken saatlerde Ay Sipika ile beraber olacak. Bu ne demek oluyor ki sabah saatlerinde başarı istediğimiz projeleri ortaya dökmek, konuşmak, başvurular yapmak için güzel zamanlar. Merkür Retrosu olduğunu unutmayın. Sıfırdan bir şey lanse etmek için değil, ama tohumları atmak için 3 Şubat sabah saatlerinden faydalanalım derim. Güzel haberler için gayet güzel ve verimli. Haftanın ikinci yarısında dördünden sonra 4, 5, 6, 7 hatta 4, 5, 6'sı. Venüsümüz kova e, kova burcunda Satürn'le beraber olacak ve Uranüs kareleri olacak. İlişkilerle bağlantılı 4, 5, 6 Şubat tarihinde biraz daha ani iniş çıkışlar beklenmedik durumlar, biraz krizler, belki e, karşılıklı bir özgürlük isyanları, beni sıkıştırıyorsun, boğuyorsun gibi konuşmalar olası. Kalıcılık ve istikrar yaratmak birazcık zor. Eğer ki talep ettiğimiz bazı şeyler var ise ilişki içinde karşı tarafı sıkıştırma zamanı değil. Eğer biz sıkıldığımızı hissediyorsak, çok büyük çıkışlar yapmak aslında işi daha kontrolsüz bir yere götürebilir. Aman dikkat. Yalpalama ve zorlanma enerjisi var bu anlamda. Finansal anlamda da istikrar yakalayalım derken çok daha büyük harcamalar yapabiliriz. Kendimizi böyle bulabiliriz maalesef ki. Aynı zamanda bugünler kişisel bakım için herhangi bir e, estetik operasyon için hiç uygun değil. Aman dikkat ne olursa olsun. 7 Şubat'a geldiğimizde Güneş ve Kuzey Aydın arasındaki güzel açı sayesinde daha üst düzey yöneticilerden destek alabiliriz. Yani işimizle ilgili bir yöneticiye danışmak istiyoruzdur, yeni bir görüşme, yeni bir mülakat için başvuru yapmak istiyoruzdur veya daha basiti belki e, aile içinde. Bir konuda izin almak, ortak fikirlerde buluşmak istiyoruz, destek istiyoruz. İşte o gün, bugün. 7 Şubat tarihinde kadersel fırsatlar olacak. Bugünden faydalanmanızı tavsiye ederim. 7'si ile 11'i arasında artık yeni aya doğru gittiğimiz için ayımız yavaş yavaş kapanış fazında. Demek ki yeni başlangıçlar yapmıyoruz. 7'si ile 11'i arasındaki zaman diliminde biraz daha elimizdeki işleri tamamlamak sakinlemek, durmak, daha yavaş bir şekilde ilerlemek için daha uygun bir zaman dilimi olacak. Hem Merkür retrosu var hem de ayımız kapanıyor. Bazı kontrolsüz bitişlerle elbette karşılaşabiliriz bu zaman dilimi içinde. 11 Şubat'a geldiğimizde akşam saatlerinde 22.54'te kova burcunda yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay oldukça şanslı ve bereketli. Hem gökyüzünde çok yoğun bir kova enerjisi var. Jüpiter burada, Venüs burada. Gökyüzünde dediğimiz, belirlediğimiz iki tane benefik yani iyicil gezegen var. Biri Venüs, biri de Jüpiter. İkisi birden kova burcunda olacak. Yeni ayı destekleyecek. Demek ki iyiliği büyütme şansımız, imkanımız olacak. İlişkileri bir yere taşıma... Yenilen, yenileme, yenilendirme, güzelleştirme imkanımız olacak. Dahası e, bu yeni ay Sadal Su yıldızıyla beraber oldukça şanslı bir yıldızdır bu. E, vizyoner kişilerle, yeni liderlerle, yeni bakış açıları ile ilgilidir. O yüzden hayatımızda büyük bir yenilenme enerjisi taşıyor. Artık bize iyi gelmeyen ne varsa hepsini kenara bırakıp kendi enerjimizde ilerleme şansımız olacak. Tabii ki bu kadar kova etkileşimiyle beraber belli bir alana çok odaklı olacağız. Ben bunu istiyorum diye peşinden koştuğumuz bir şey olacak. Alternatifleri görmekte, diğer bakış açılarını değerlendirmekte de zorlanabiliriz. Merkür retrosunu unutmayalım aynı konuları tekrar ele alacağız ne zaman 21 Şubat'tan sonra konuşarak sözlü bir şekilde yani burada böyle heyecanlandığımız her ne var ise çok etrafı kırık, kırıp dökmeden yapmakta fayda var sevgili arkadaşlar artık de 7 dereceye gelecek e, Hamal ile beraber olacak Şedir'le beraber olacak bu yıldızların hem şifacı bir yönü var hem dişil enerjiyi daha çok ortaya koyan bir yönü var hem de birazcık daha bazen kontrolsüz çalışabilen yıldızlar o yüzden yüzden bir tık daha temkin diyor bize gökyüzü. 12 Şubat'a geldiğimizde Çin astrolojisine göre yeni yıl meydana geliyor. Ben Batı astrolojisine göre günleri anlatıyorum size elbette ama her türlü yeni, kutsal, o yeniliğe işaret eden günden destek almakta, bu enerjiden faydalanmakta fayda var. Çin astrolojisine göre öküz yılıymış bu sene ve beyaz, sarı ve yeşil renkler en kutsal, en şanslı, en bereketli renkler olarak geçecekmiş. Belki bugünü uğurlamak, o şanslı hayatımıza çekmek için, bereketi hayatımıza çekmek için bu renklerden birini o gün üstümüzde taşımak isteyebiliriz. Akşam 5.30 sularında Ay Fomalhaut'la ile beraber olacak. Geçen ayda konuşmuştuk bunu. E, güney'in bekçisi bereket ve şifa getiren bir enerji. Bu ayda tekrar Venüsümüz filan da formal kavuşacak. O yüzden biraz bahsediyor olacağım bu ay önümüzdeki ay size. E, bize şifa getirecek, iyilik getirecek. Bütün bu karmaşanın içinde aslında yenilenme şansımız olduğunu ve şifa şansımız olduğunu bize hatırlatacak. Çok e, spiritüel ve manevi yönle bağlantılı olduğu için dualarla dileklerle niyetlerle, isteklerle çok e, bağlantılı bir enerji evet ayın 15'i ve 16'sına geldiğimizde iki güzel etkileşim birden var retro Merkürümüz Jüpiter'le beraber. Demek ki uluslararası işler, başvurular, seyahatler, ticaret konuları, belki hukukla ilgili girişimlerimiz varsa bütün bunlarla ilgili kararlar almakla ilgili destekleyici bir görünüm olacak gökyüzünde. Bu anlamda gayet güzel. Yurt dışı bağlantılı işler, basın, yayın, kendimizi duyurma, bazı şeyleri ifade etme. Dediğim gibi Retro gösterge, met, e, merkür. O yüzden yeni bir şey lanse etmeyelim. Elimizdeki şeyleri tekrar tekrar büyütmek amacıyla ortaya koyalım. Beyin fırtınası yapmak için... Şahane bir etkileşim var. Ayrıca e, bugünlerde Venüs kuzey ay ile üçgen açılar yapacak. Çok şanslı bir etkileşim bu. Beklenmedik sürpriz böyle irili ufaklı paralar geçebilir elimize. Teknolojiyle bağlantılı Merkür Retrosu var. Alım satım yapmak istemeyebilirsiniz. Çok uygun olmayacaktır ama en azından neyi alacağım, nasıl yapayım, nasıl bir yatırım yapabilirim bunları değerlendirmek isteyebiliriz. Kripto paralarla ilgili keza ilgilendiğimiz bir zaman dilimi olacaktır. Aynı zamanda daha da çok bence Bence ilişkilerde kadersel fırsatlar taşıyacak yani e, daha konuşarak sözel bir şekilde kendimizi ifade ederek bazı şeyleri anlatmak istiyorsak hani ayın içinde gergin enerjiler vardı ya artık burası biraz durulmuş durumda belki oturup biraz sohbet etmek karşılıklı konuşmak hani şöyle olmuştu ya ben orada böyle hissetmiştim demek için uygun bir zaman dilimi. Çünkü mantıklı kararlar alabileceğiz ve güzel konuşmalar yapabileceğiz. Tavsiye ederim bu anlamda. 18 Şubat'a geldiğimizde Güneşimiz balık burcuna geçiyor. Gökyüzündeki o aşırı rasyonel ve mantıklı ve ilerici bakış açısından biraz daha akışta kalma enerjisine doğru geçiş yapmaya başlıyoruz. Yani biraz tantana kopacak ayın başında. Artık 18 ile beraber yavaş yavaş tamam olan oldu biten bitti değişimleri yaşadık. Bundan sonra bakalım akışta kalalım nasıl ilerleyecek biraz bunları görelim deme zamanı olacak hepimiz için. Duyguların daha yükselmeye başladığı bir zaman dilimi. 18 Şubatla beraber. E, keza bu aralıklarda, 18 ile 20'si arasında Venüs Mars Satürn'de Uranüs kareleri daha Keskin bir şekilde gökyüzünde meydana geliyor Evet akışta kalalım diyoruz ama biraz daha dışarıda isyankar bir yönetimlerle ilgili kurallarımızla düzenlerimizle sistemimizle ilgili o ay boyunca aldığımız kararlar Belki yaptığımız fevri konuşmalar her neyle ile ilgili ise artık onların yavaş yavaş değişime e, değişmeye başladığını göreceğiz. Biraz daha yapılar değişecek. Hayatımızda kurduğumuz istikrar, gü düzen, güvenlik alanı ile ilgili tamam bu olmasa da olur dediğimiz zamanlar olacak. Daha değişim zamanı. Tabii ki ilişkilerde biraz daha zorlanma enerjisi mevcut. O yüzden e, akışta kalma enerjisi bu sefer artık o kopan tantananın üzerine kavga, dövüş vesaireden öte artık nasıl olacaksa hayrımıza öyle olsun deme zamanı. O yüzden eee biraz tartışmalar ve rekabetler beklerim ben ilişkilerde her durumda 20'sinden 17'siyle ile 18 ile 20'si arasındaki zaman diliminde. Yani ilişkileri toparlamak istiyorsak 15'e 16'sı arasını iyi değerlendirelim. Sonra 3-4 gün yine biraz gerginliğimiz var. Evet 21 Şubat'a geldiğimizde artık Merkür düz seyrine geçiyor. O yüzden 20-21-22 Şubat'larda biraz daha iletişimsel gerginlikler ve kopukluklar daha üst düzeyde olacaktır. Teknolojik aletlerle ilgili problemler daha fazla karşımıza çıkacaktır. Yüzümüze elle yapılan herhangi bir müdahale aslında saç kestirmek falan da dahil buna herhangi bir e, el becerisi gerektiren işlem için çok uygun zamanlar değil. Bir anda düşündüğümüzden bambaşka bir şey karşımıza çıkabilir. Tamam dikkat. İletişim kopukluklarına dikkat. Teknolojik aletlerde bozulmalar olabilir. İnternetle ilgili e, sıkıntılar olabilir. Bütün bu süreçte çünkü ay boyunca Satürn, Uranüs, Jüpiter, Uranüs kareleri vesaire derken siber güvenlik çok önemli olacak. Bu günlerde ekstra önemli olacak yani e, dijital mecralarda kredi kartımızı kullanma kullanıyorsak bunlara, hesaplarımıza, şifrelerimize ya da yedeklerimiz yok ise teknolojik yedeklerimiz işte datamızın yedeği bunlara çok önem vermemiz gerekiyor. Bilginin yedeğini alalım. Dijital mecralarda kredi kartımızı, hesaplarımızı kullanırken de çok özenli davranalım. Bazı hacklemeler, siber saldırılar falan kesin gündeme gelir bu zaman dilimi içinde. 22 Şubat'a geldiğimizde ise bütün o tantanadan sonra biraz daha yumuşuyoruz. Güneşimiz artık formal havutla beraber biraz anacağım formal havutu demiştim sizlere. E, ilişkilerde affetme, merhamet, e, yaratıcılık, ilham ve biraz daha aslında akışta kalma enerjisi hakim olacak. Bu da demek oluyor ki Demek ki karşılıklı birbirimize karşı daha yumuşak, daha affedici, daha merhametli, daha kabullenici bir edada olacağız. Evrensel şifa tem temasıdır bu. O yüzden sağlıkla ilgili, iyileşmeyle ilgili, e COVID ile bağlantılı daha olumlu, daha ılımlı haberler almaya başlayacağız. Çünkü bütün o kova etkileşimi içinde ay boyunca muhtemelen aşı ile ilgili, aşı alternatifleri ve kullanımı ile ilgili çok fazla konuşacağız ve yeni fırsatlar ve teknolojiler çıkacak. Artık Şubat Ile beraber 22 Şubat'la beraber biraz daha bunun e, ilaçlaşma süreci demeyeyim ama herkese daha yayılma süreciyle ilgili evrensel şifa ile ilgili daha fazla konuşuyor olacağız. Asıl şifamız yani asıl bunun daha ilaçlaşması biraz daha ileride. Belki mayısın sonunda biraz daha haber alırız. E, ama 2022'nin başında daha net bir şekilde oturuyor o şifa enerjisi. Evet 23'üne geldiğimizde 23 Şubat'a Ay Sirius'la beraber güzel günlerin habercisi niteliğinde sabah 9:53'de olacak e, ailemiz yuva birlik bütünlük duygular bütün bunlarla ilgili daha güzel daha keyifli daha geleceğe yönelik umut dolu haberler alma ihtimalimiz yüksek bugünü güzel değerlendirelim sevdiklerimizle beraber geçirmek için keyifli diyebilirim size 25 Şubat'a geldiğimizde ise Venüs balık burcuna geçiyor çok sevdiği, çok rahat ettiği bir yer olacak. Ne zamana kadar? 21 Mart'a kadar ilişkilere güzellik getirmeye geldi. Hem yeni ilişkiler başlatmak için Var olan ilişkilerde keyif, neşe, mutluluğu arttırmak için çok güzel bir zaman dilimi olacak. Daha böyle sanat, ilham, şifa gibi konularda destekleyici olacaktır. Hem de aslında güzellik, estetik, kozmetik gibi ufak müdahaleler için çok daha keyifli ve güzel bir zaman dilimi olacak gibi duruyor. Şimdi şey 27'sinde bir dolunay olacak ve bu süreçte 27'sindeki dolunayda aslında kuvars kristalini kullanmak isteyebiliriz. Enerjisi çok güçlü olacak daha aktif bir şekilde çalışacak. O yüzden eğer ki ilişkilerle ilgili iyileşme, güzelleşme, daha bereketlendirme çalışması yapmak istiyorsak, 25 Şubat itibariyle o aldığımız kuvars kristalini dolunaya doğru gittiğimiz için ay gökyüzünde gitgide büyüyor olacak. Kuvars kristalini güzel niyetlerle e, dileklerle besleyip dolunayın enerjisinden beslenecek şekilde ışığın altında birkaç gün bırakmakta fayda var. Dolunay sonrasında alıp e, belki sıkça gördüğümüz bir yere ya da yatak odamıza yanımıza bir yere alabiliriz. Taşlar her zaman için e, destekleyici kuvvet gibi vitamin gibi düşünün. O yüzden bu dönemde kendimiz ve ilişkilerimizle ilgili içimizi ne kadar rahat ve açık tutarsak aslında kendi inanç kodlarımıza ne kadar dönüp bakarsak o kadar faydalanırız. Bu da bizim için destekleyici olacaktır. 25-27 Şubat arasındaki dönemde ise güneşimiz Uranüs ile beraber. Demek ki hep izlediğimiz rotadan değil de yeni bir bakış açısı, yeni bir fırsat, yeni bir rotayla gitme imkanımız olacak. Karşımıza beklenmedik fırsatlar bu sefer sert şekilde değil olumlu şekilde karşımıza çıkacak. Bu enerjiden faydalanmak isteyebiliriz. 27 Şubat gününde Dolunay'a geldik artık arkadaşlar. 9 derece Başak Burcu'nda bir Dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya baktığımızda hızlandırıcı, dinamik, aktif, güçlü bir enerji görüyoruz. biraz daha bütün o ay boyunca oldu mu, olacak mı, nasıl yapacağız dediğimiz her şeyin daha durulduğunu, sakinlediğini ama dinamik bir şekilde hareket ettiğini göreceğiz. Yani artık böyle iniş çıkışlar, yalpalamalar yok. Biraz daha sakiniz. Yapmak istediklerimiz için daha güçlü adımlar atabiliyoruz. Tabii ki Balık Başak ekseni sağlıkla, tıpla bağlantılı olan alan. Çalışanlarla çalışan haklarıyla bağlantı olan alan. O yüzden çalışma düzeniyle bağlantılı güzel fırsatlar, yenilenmeler, yeni imkanlar, çalışma koşullarının düzenlenmesiyle ilgili fırsatlar karşımıza çıkacaktır. Bizim için de bir nevi detoks etkisi şeklinde çalışacak. 27 Şubat Dolunay'ı civarında birkaç gün önce birkaç gün sonra zaten Dolunaylar böyle Biraz daha vücudun su topladığı, ödem tuttuğu zamanlardır bir detoksa başlamak için. Biraz daha belki diyete başlamak için ama burada hani belli gıdaları azaltmak gibi olabilir. Vücudumuzdan ağır metalleri atmak için belirli taktikleri denemek gibi olabilir. Böyle bir detoks etkisine başlamak için çok şahane bir zaman dilimi. Belki beslenme biçimimizi değiştirmek için biraz daha etkili olacaktır. Burada bir tek şöyle bir şeyimiz var. Dünya Türkiye gündemi açısından baktığımızda Dolunay esnasında Mars 12. evde ve kapital Gol ile beraber. Demek ki biz bu dönemde biraz daha ülkemiz içinde ...ülkemizin karşılaştığı çeşitli gizli düşmanlıklar, zorluklar, suçların artması... ...daha böyle inadına giden, kafasının dikine giden kişilerin problemler yaratması, hapishaneler... ...bütün bunlarla ilgili birazcık daha krizli durumlarla karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Bizim Dolun Ayağı'nın 12. evinde oluyor. Bizim de 11. evin sonu 12'nin başlarına doğru. O yüzden de biraz daha böyle temkinli ilerlemeye, temkinli ilerlersek daha iyi olacak olan bir zaman dilimi her durumda. 28'ine geldiğimizde ayın son gününde yine bir formal etkisi var. Venüs formal haot yıldızı ile beraber o yüzden ilişkilerimizde şans, bereket ve fırsat taşıyan bir gün olacaktır. Eğer ki kuvars kristalini kodlarsanız yine bugün içinde de özellikle kullanabilirsiniz, desteğini alabilirsiniz. Belki yanında durup bir niyette bulunmak bile yeterince iyi gelecektir ya da meditasyon yapıyorsanız enerji alanı içinde bulundurmak Keyifli ve güzel olacaktır. Evet ayın ilk yarısı oldukça yoğun enerjili. ikinci yarısında ise biraz daha affedici, biraz daha yumuşak 20'sinden sonra özellikle. Biraz daha sevgi dolu ve akışa bırakan bir zamana geçiyoruz. Zaten ayın o ilk yarısındaki enerjileri, yoğunluğu ancak idare ediyor olacağız gibi duruyor. O yüzden ilk dönemindeki o heyecanı atlattıktan sonra... 21 Şubat Merkür retrosu bitsin ve ondan sonra artık hayatımızla ilgili kararlarımızı harekete geçirmeye başlayalım sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen ayda göstermiştim yine göstereyim size. Eğer ki bu ve buna benzer daha detaylı bir şekilde tüyolar istiyorsanız Çağı kitabımda 2021'i gün gün bulabilirsiniz. Böyle ee, bahsetmiş olayım. Hepinizi öpüyorum. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Sevgiler.